Özür dileyim. Ben konuşmuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyor. Söyleyecek bir şeyim yok canım cenazelerde. Cenazelerde konuşmuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Hepimizin başı sağ olsun. Çok sevilen bir sanatçı. Çok sevilen. Doğru. 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 Ve birlikteliğimiz yarım yüzyılı geçiyor. 1960 yılının başlarından itibaren bir vesileyle bir araya geldik. Ve o gün bugündür de dostluğumuz devam etmekte. Hatta işte yani 10 gün önce adada da birlikteydik. Yedik. Güzel oturduk, sohbet ettik. Sonra ben iskeleye bıraktım. Yani telefon gelince ben şok geçirdim. Nasıl olabilir diye. İnsan inanamıyor ama her şey bir tarafa, çok mükemmel bir insandı. Efsafı çok kaliteliydi ve iyi bir sanatçıydı. Her rolün üstesinden gelmiştir, başarabilmiştir hepsini. Birlikte de çok çalıştık. Tabii sevgili Nuriler falan, onlar sonradan sinemaya intisap etti. Daha bizden sonraki dönem. Ama hani o günden bakın, mesela onu da anıyorum rahmetli Ertuğrul Akbay'da. Bizim birlikte 63 senesinde bu işe tevessül etmişti. Teşebbüs etmişti. Ama biz Süleyman'la beraber devam ettik. Benim çok yakın, çok kadim dostumdur. Espriliydi, hoş sohbetti. İnsanlar onun yanında olmaktan haz duyardı. Yani bunları samimiyetle söylüyorum. Büyük bir kayıptır sanat camiası açısından. Yalnız Yeşilsam sineması diye öyle bir şey söylemiyorum ya. Sinema için büyük bir kayıptır. Ama acaba kıymeti tam manasıyla bilindi mi? Onu bilemem. O takdir sizlerindir, izleyenlerimizdir. Hasan efendim şöyle bir şey de var. İki gün sonra bulunmuş evinde, yalnızmış. Eşini kaybettikten sonra çok yalnızlık çekti. Bir yaştan sonra yalnızlık çok büyük travmalar beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da o yalnızlığın getirdiği, bizler her ne kadar kendisiyle temas halinde olmuş olsak da gene de o yalnızlığı akşam olduğu zaman evinde hissediyordu. Belki de o da biraz bu bedbin durumu ortaya çıkarmış olabilir. Ama güzel bir insandı. Mekanı en güzel yer olsun. Cennetin en müstesna yeri olsun diyorum. Hakikaten değer. Yani kıymetli bir insan. Dostlar sağ olsun. Gerçekten Türk sinemasının değerli bir abimizi kaybettik. Çok güzel bir insandı. Sevgi adamıydı. Kırmızılı, kırmızılı. Ve hep güler yüzlü. Yani festivallere geldiğinde derdik, her festivalde bir olay anlatılırdı. Devamlı filmlerdeki, setlerdeki olaylar. Ve bizim gerçekten eskilerin hep neşe kaynağıydı. Ben onlardan bir kuşak daha sonrayım. Ediz abiler, onlar aynı kuşak, aynı kuşak. Ama gerçekten çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir abimiz. Başımız sağ olsun diyor. Ya böyle durumda ne söylenebilir? Onu çok seviyorum. Filmlerinden seviyorum. Çocukluğumda seyrettiğim onlarca filminden tanıyorum, seviyorum. Öldüğü için çok üzgünüm. Ve şeydi, efendi bir insandı. Bir yıl önce ilk kez hayatımda tanıştım. Yüz yüze. Geçen sene. Çok iyi görünüyordu. Ve çok sevdim onu. Olağanüstü. Gerçekten insanın kanı ısınan, bir görüşte kanı ısınan insanlar vardır ya. Kanınızın ısındığı insanlar vardır ya. Efendi, sevecen, bir o kadar da hüzünlüydü. Hep güzel hatırlayacağım onu. Burada olmak istedim bugün. Sadece ona hoşça kal demek için buradayım. Bir sevgili arkadaşının arkasından konuşmak ne kadar zor, hele öldükten sonra. Çünkü sizler için o çok ünlü biri, benim için bir arkadaş. Yani gerçekten demin de söyledim bir kanala, lügata sözlüğe alçak gönüllü yazın, karşısına da Süleyman Turan deyin, olur. Öyle bir adamdı, insan sevgisiyle dolu. Benim de 64'ten beri arkadaşım. Yani böyle şeyler çok zor konuşmak. Teşekkür ederim.
Haklısın. Efendim eşi öldükten sonra çok kötü günler geçirmiş. Evet. Demin Edis Bey'le de görüştük. İki gün sonra maalesef yalnız olduğu için evinde bulunmuş. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ne söyleyebilirim ki yani? Bu konu hakkında ne söylenebilir ki? Sadece başımız sağ olsun deyip geçelim, olur mu? Bugün acımız büyük tabii. Evet. Sevgili bir kardeşimizi de kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Herkese sabırlar diliyorum. O hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir sanatçıydı. Görevini de bu dünyada gereği gibi fazlasıyla yapmış. Ve kısmeti de bu kadarmış. Yaradan'ın emridir. Saygı duyarız. Herkese sabırlar diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Neler yaşadınız? Var mı böyle anınız falan? Biz onunla film çektik çok. Çok evet. Çalışmalar yaptık. Birbirimizi çok severdik, sayardık. O harika bir insandı. Harika bir sanatçıydı. Rahmet, Allah gani gani rahmet eylesin. Sabırlar diliyorum herkese. Ya 60 senelik arkadaşımdı işte. Beraber filmlerde oynadık. Şakalar yaptık. Çok iyi bir adamdı. Çok iyi oyuncuydu. İyi bir sanatçıydı. Kalamış'tan komşumdu. Ben ama gel gör ki buraya benim 7. gelişim ya. Dedim geçenlerde abone olduk diye. Arka arkaya gidiyorlar böyle. Ve değerli bir insan tabii. Çok 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 çok, çok çok başkaydı. İnsan olarak da, sanatçı olarak, aktör olarak da herkesin sevdiği bir adamdı. Yani bu ilginçtir. Çünkü düzgün bir insandı. Çok çok iyiydi. Cemaatim, öncelikle başımız sağ olsun, Allah sabırlar ihsan eylesin. Bu vatanın, bu milletin dört yüzlüğü de insanını Rabbimizin ilahi davetiyle aramızdan ayrılıp dualarla uğurlamak için bu güzel mabette toplandık. Rabbim cümlesinin kabrini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi haklarımızı tekraren helal edelim. Helal edelim. Helal edelim. Bizleri de böyle hayırla yad edecek güzel işler yapabilmeyi Allah hepimize, hepinize nasip-i müessere eylesin.